Nevzet Bey. Evin yolunu bulabildiniz sonunda. Lütfedip bir cevap verseydin. Neredeydin gece? Keşke bunları beni merak ettiğin için sorsaydın. Başına bir hal mi geldi? Ya bir sıkıntın mı var diye dert etseydin. Neyse. En azından evde olmadığımı fark ediyorsun. Bu da bir teselli değil mi? Kazanı yaktım. Banyo hazır. Havlu getireyim mi? Bu yaktığın son kazan olur belki de. Kurtuluyorsun kömürden, külden. Ne demek bu? İstediğin oldu. Evi buldum. Kaloriferli hem de. Taşınıyoruz. Lan Yasin! Lan Yasin! Yasin'i çağırın lan bana! Yasin'i çağırın dedim! Lan Yasin! Amma gürültü ettin be yılan. Nizamı bozuyorsun. Millette kafa bırakmadın. Olmuyor ama bak böyle. Öt lan Gavat. Ne istiyorsun? Nasıl alemin abiliğini bana karşı örgütleyip ipimi çektirdiysen şimdi o ipi kestireceksin. Nasıl infaz kararı aldırdıysam yılan kardeş, şimdi o kararı bozduracaksın. Ben de içini doldurduğum ifadeni yok sayacağım. Bu kadar basit yılan kardeş. Mahir, rica ediyorum konuş, bir şey söyle. Neredeyse Turgut'un kararını üzüldüğünü düşüneceğim. Serra'nın kanı yerde kalmadığı için tabii ki memnunum. Adliye koridorlarında hala işlerini yapan insanlar var diye düşünmek istiyorum. Ne demek düşünmek istiyorum? Bugünkü duruşma en iyi netice değil mi zaten? Mahir ne geçiyor aklından? Kerpetenle mi laf alacağım ağzından? Niyetim seni kızdırmak değil Feridem. Aklım karıştı. İçimden bir ses bir terslik var diyor. Turgut çok emindi. Elini kolunu sallayarak çıkacağını biliyordu. Nasıl şaşırdı görmedin mi? Resmen dondu. Ne geçiyor peki aklında? Çıkacak mısın hemen? Tamam, iki dakika bekle, ben de üstümü değiştireyim, birlikte çıkarız. Ne münasebetle? Ev buldum demedin mi? Ben de bir gelip göreyim nasıl bir yermiş, neredeymiş. Sen ev istedin, ben de buldum. Olur mu böyle Necdet görmeden etmeden? Ben gördüm. Beğendim. İki güne kadar da taşınacağız. Sen de o zaman görürsün. Hadi eyvallah. Geçmiş olsun abi. Nereye abi? Çek sarı Cemal'in oraya. Tükürdüğümüzü yadayalım bakalım. Şimdilik. Müsait olduğu an haber ver.
acil. İşte karşımda görmek isteyeceğim yegane zat. Ben de sizi arayacaktım. Nasıl geçti duruşma? Muhteşem bir şovdu. Ama itiraf etmediğim önce bir afalladım. Kalemin kırılmasıyla içime bir ürperti düştü. Ama sonra düşündüm. Siz... Şahane bir hukuk gösterisi oldu halka. Özel gizli görevlerim olmasaydı, olması gereken layığım tam da buydu. İdam edilmek. Adaletimiz tıkır tıkır işliyor cancağızım. Ama... Savcı Turgut idam edilemez. Çünkü o bir miğfer. Devleti için savaşan bir asker. Ne zaman toplayayım eşyalarımı? Yoksa... Yoksa bizzat siz mi beni götürmek için geldiniz? Kendiniz. Çok incesiniz, çok. Gırtlağını sıkmamak, soluğunu kesmemek için kendimi çok zor tutuyorum bilesin. Bunlar ciddi savlar. Belki de bir oyun, bilemedim. Öğrenmem gerek. Eğer Turgut Süleyman Savcı'yı öldürdüğünü itiraf etmezse... ...zaten adalet tam olarak yerini bulmuş olmaz. Babamı hala katil sayarlar, daracına çıkartırlar. Biliyorum. Biliyorum haklısın ama ne yapacağız? Bunlar aylardır konuşup bir arpa boyu yol alamadığımız mevzular Mahir. Turgut'un katil olduğunu bir tek biz biliyoruz. Elimizde ne bir kanıt kaldı ne de bir tanık. Şimdi Turgut'u konuşturmanın belki de tam vaktidir. Artık onu da kaybedecek bir şey kalmadı. Çok da emin olmayalım. Sadece bizi mutsuz etmek için bile ağzını mühürleyebilir Turgut. Ben bir Turgut'u göreceğim. Tamam, ben de geleceğim. Aa, yok, gelemem. Neşe'yi okuldan almam lazım. Tamam, sen bekletme Neşe'yi. Tamam. Ne öğrenirsen konuşalım, mütalaa edelim. Belki satır aralarından bir şey çıkartabiliriz. Merak etme. İnşallah bu adam insafa gelir. İnşallah kader bu kez bizim yüzümüze güler. İnşallah Sevda. İnşallah. Öğrenemeyeceğimi mi sandın Turgut? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl kullanırsın oğlumu? Hem de o büyük acısıyla, hem de ablasına karşı. Her şeyi Mahir'den kurtulmak için yaptım. Feride'ye Nazif Kale'yi berat ettirmeseydi bunlar olmayacaktı. Kes! Melih'in ne kadar vicdanlı bir çocuk olduğunu sen çok iyi bilirsin. Oyunu kurarken ölçüp biçiyorsun da... ...neticesini neden kestiremiyorsun?
İstemeden oldu. İntihar edeceğini tahayyül edemedim. Bedelini ödeyeceksin Turgut. Öldüreceğim seni. Hem de parmağımı bile kımıldatmadan. Yapamazsınız. Bu işte beraberiz. Artık değiliz. Sen beni arkadan vurdun. Evladımı aldın benden. Oğlum da sinirsizliği. Ben mi dedim git kendine at diye? Kes sesini köpek! Ben gidersem... siz o koltukta otururum mu sanıyorsunuz? Her şeyi anlatırım. Her şeyi. Bu işin başında olduğunuzu. Anlat. Anlat. Bakalım seni dinleyen olacak mı? Gardiyan! Mehmet Sayın Bey. Yapmayın. Gelin konuşalım. Olan bulmuş. Sen ne aşağılık bir herifsin be. Hala olan olmuş diyorsun ha. O benim evladımdı. Kanım, canım. Ben de severdim Melih'i. Beni öldürmeniz onu size geri getirmez. Mehmet Sayın Bey. Yapmayın. Konuşurum. Yapmayın. Bir ifademe bakar. Bir ifademe. Yakarım sizi. Yapmayın. Selim, şimdi beni çok iyi dinle. Hapishane müdürünün hazırlatacağı arabayla Turgut yeni yuvasına nakledilecek. Son günlerini yaşayacağı yeni hapishanesine. Orada kurduğu tahakkümün esamesinin bile okunmayacağı yere. Savcı olduğunun unutulacağı bir mekana. Kimseyle katiyetle görüştürülmeyecek. Yüzüne güneş ışığı değmeyecek. Günde sadece bir bardak su ve bir parça kuru ekmek. O kadar. Banyo yok, tuvalet yok. Bunu öyle bir hale getirin ki... bunun hesabını vereceksiniz. Yaşamak bile istemesin. Beni burada böyle bırakamazsınız. Beni burada tutamazsınız. O beş para etmez canına kıysın sonunda. Allah kahretsin. İfade vereceğim!
Turgut Akın'la görüşmek istiyorum. Bugün görüş yasağı var. Neden? Bilmiyorum kardeşim. Müdürün asabı bozuk. Gardiyanlara bile izah çekti. Koğuşta Muhsin Ağa'nın cesedi çıktı. Kimi yaptı da belli değil. Asayiş diken üstünde. Ama savcı bey yasak yoktur herhalde. Turgut'a mı? Burada olsa tabii. Gitti o. Nasıl gitti? Nereye? Naklettiler. Serdar. Serdar gardiyanla görüşmek istiyorum. Dedim ya demin. Görüşemezsin kimseyle. Hadi kardeşim yarın gel. Günler çuvala mı girdi? Ellerimi yıkadım abla. Şu sarma pişsin. Safiye annemleri de götürelim de nazif yesin. Çok sever. Acaba gittiğimiz yerde kapımızı çalan olacak mı? Gittiğimiz yer derken anlamadım ben. Taşınıyoruz buradan. Enişten ev bulmuş. Nereye taşınıyoruz? Neden? Enişten... Eniştem istediği yere gidebilir. Zaten kaç gündür eve geldiği de yok. O nerede istiyorsa orada kalsın. Burası bizim evimiz. Biz burada kalacağız. Ne biçim söz saçmalama Nurten. Öyle ayrı gayrı mı olurmuş? O benim kocam. Of ya of. Girin. Müsaade var mı? Müsaade ne demek, buyurun. Zahmet olmazsa fermuarımı çeker misiniz? Elime erişmiyor da. Bir tabii. Merse. Kazino bu akşam da dolu galiba. Çocuklar öyle söyledi, yer kalmamış. Sesindeki efsun sayesinde. Teveccühünüz. Bana verdiğiniz fırsata layık olmaya çalışıyorum. O hususta hiç şüphen olmasın. Her konuda marifetini layıkıyla icra ediyorsun. Ebana da bunu takdir etmek kalıyor. Bu çok güzel. Beğendin mi? Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Ben ömrü hayatımda senin gibi kibar, ince ruhlu bir erkek tanımadım. Bir kadının kalbini nasıl fethetmen gerektiğini çok iyi biliyorsun. Kendimi kraliçe gibi hissediyorum yanında. Öylesin de. Senin yüzün gülsün diye ben bütün gün etrafında pervane olurum, yorulmam. Serdar, şimdi de azıkları kesmeye mi geldin? Hayırdır, bizsiz yapamıyorsun. Sendeki şans bende olacaktı. Hadi, pılını pırtını topla da düşünme. Hazır nakiller başlamışken seni de hallediverelim arada. Babamın yanında değil mi? Aynen öyle. Baba. Orhan. Baba. Ne yapıyorsun Hasan abi? Yok bir şey baba. Bir arkadaşla tartıştık, oldu bitti. Ne zaman öğreneceksin öfkeni dizginlemeyi evlat?
Haklı olsan da, güçlü olsan da bunu göstermenin yolu kaba kuvvet değildir. Fırça çekmeni bile özlemişim. Ama ben Basret'e gönüllüydüm baba. Neden kaçmadınız? Niye geri döndün? Hürriyetin bedeli bu kadar ağır olmamalı evlat. Her an ardını kollayarak gezmekten, yürek çarpıntısıyla yaşamaktan, hele de göz bebeğim dediklerinin gözünde o korkuyu görmekten ağır esaret yokmuş. Ama baba, biz bu akıntının yönü yanlış dedik. Israrla ona karşı kürek de çektik. Lakin hala vaziyeti değiştiremiyorsak vazgeçme zamanı gelmiş demektir. Hadi eyvallah. Nereye götürdüler? Nakledildi. Onu anladık. Nereye? Hangi hapishaneye? Sultanahmet Hapishanesi'ne. Neden? Bilmiyorum. Kaleminin kırıldığı gün niye kaçırır gibi alıp götürdüler? Vallahi de billahi de bilmiyorum. Alelacele aldılar götürdüler. Zannımca onda haberi yoktu. Giderken epey ayak diremiş diye duydum. Tüm bildiğim bu kadar. Nurten. Hadi çık ablacığım, ne olur. Bütün tencereyi bir başıma sardım zaten. Bari yemeği yalnız yemeyeyim. Ben de seviyorum burayı. Mahallemizi, evimizi. Ama o benim kocam Nurten. Hem zaten bir müddet kalırız diye konuşmuştuk buraya gelirken. Nazif babalar da buradan gidince iyice öksüz gibi kaldık diye ben istedim taşınmayı. O da sağ olsun beni kırmamış, gitmiş bir ev bulmuş. İyi madem. Sen gidersin kocanla, ben burada kalacağım. Hiç öyle ayrı gayrı olur mu Nurten? Tamam, söz ben bir çaresine bakacağım. Gerekirse konuşurum Necdet'le. Vazgeçtik, gitmeyeceğiz derim. Hem senin okulun da başladı. Kaydını falan da aldıramayız, onu da söylerim. Sahi mi? Gerçekten konuşacak mısın enişte bunu? Tabii konuşacağım ya. Canım abla. Hadi deli kız. Yemek buz gibi oldu. Gel sofraya. Aa, hoş geldin Feride. Hiç beklemiyordum ben seni. Hoş bulduk. Boncuğu çok özledim. Onu bir göreyim istedim. O da seni özlemişti. Şimdi kokunu alır. Boncuk. Boncuk gel. Gel buraya. Gel. Özledin mi sen de beni? Sen nasılsın Feride? Kötü. Melih'in yokluğuna alışmaya çalışıyorum. Acıların en büyüğüymüş kardeş acısı. Baş edeceğim bilmiyorum. Nefesim kesiliyor sanki. Düşünsene doğduğu gün hatırımda. Şimdi onsuz alışmaya çalışıyorum. Feride, ben sana bir şey söyleyeceğim.
Ben açarım. Mahir. Gelsene. Arabanı görünce burada olduğunu anladım. Bir uğrayayım dedim. İyi yaptın. İyi akşamlar. Ben sizi yalnız bırakayım. Geçsene. Buyur abi. Sizin yeriniz burası. Sağ ol kardeş. Hadi baba, geçelim. Hak etmek için ne yaptın Orhan? Bu hürmet bana değil ki baba. Sana. Zahmet etmeseydin evlat. Olur mu Nazif baba? Afiyet olsun. Size de. Hadi afiyet olsun. Kaşla göz arasında naklettirmişler. Neticede babama da aynı cezayı kestiler. Babam hala aynı hapishanede. Turgut'u niye böyle apar topar kaçırdılar? Sence niye? Kimseyle konuşturmuyorlar. Resmen inzivaya çektirmişler. Oysa ki buradaki hapishanede krallar gibiydi. Birileri Turgut'tan desteğini çekti. Bu kesin. Ama neden? Kalemi kırıldığı için olabilir mi? Neticede artık şundan eminiz, bu arkasındaki zatlar her kimse Turgut'u adliyede kullanıyorlardı. Artık bir işlerine yaramaz ki. Orası öyle. Öküz öldü diye ortaklık biter. Ama... Ama ne? Turgut çok zeki bir adam Feride. İşini biliyor, alemi çözmüş. Eminim kendini sağlam alacak bir şeyler öğrenmiştir. Bir gün ipliği pazara çıkarsa diye elinde koz olsun istemiştir. Bak Serra da buna benzer bir şeyler söylemişti galiba. O adamlar da bunu biliyorlar. Bu yüzden onu karanlığa kapattılar. Kimseyle konuşmasın, bildiklerini ortaya saçmasın diye. Hey Mahir, nereye varmaya çalışıyorsun peki? Feride, Turgut artık eski Turgut değil. Gücünü kaybetti, tek başına kaldı. Onu konuşmaya ikna edersem babamı kurtarabilirim. Nasıl olacak peki bu? Yanına bile yaklaşamazken nasıl olacak? Gideceğim. Yakınında olacağım Turgut. Mahir delirdin mi sen? Bu adam seni suçlu göstermek için ölmeyi göze aldı. Asılır yine de suçunu itiraf etmez asla. Bir yolunu bulacağım. Mahir. Bak yine gözün dönmüş gibi bakıyorsun, ben çok korkuyorum. Bir şey yapmandan çok korkuyorum. Thank you.
Çayın var mı? Var abi, hemen getireyim. Şu ölen adam, hani yan koğuştaki, aile meydana çıktı mı? Haberin var mı? Benim olsun söylesene bir de. Memnuniyetle Necdet Beyciğim. Git gözünü seveyim. Müdür seninle görüşmek istemiyor artık. Vallahi canımı bir suçu yok. Oğlu hastaydı, ondan gelemedi. Yoksa işini aksatır mıydı hiç? Kıydınız bir kalemde.
Etmeyin oğul, günah. Ben atmadım ki işten teyze. Hem ben burada askerim. Elimden hiçbir şey gelmez. Alın geri işe. Allah rızası için. Karısı var, çocuğu var. Almazlar teyze. Bak, onun yerine yeni bir memur atandı. Geldi gelecek. Sen en iyisi ümidi kes artık. Gel annem, gel. Allah kimseye ekmeğinden etmesin. Amin anne. Kimselere el açtırmasın. Amin. İyi kötü bir işi vardı. Üstad hem de burada. Sen yolla oğlunu bana. Ben belki ona bir iş bulurum. Veznecilere gelsin, Kostas Kundur'a. Allah senden razı olsun. Allah gönlünün muradını versin. Sağ ol yavrum. Amin annem, etrafında cümlemizin. Sağ ol. Amin. Sağ ol çocuğum. Feride Hanım. Günaydın. Günaydın Suma. Hayırdır, neden geldiniz? Ben istifa etmeye geldim. Dilekçemi vereceğim. İstifa mı? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Soruşturma daha tamamlanmadı. O soruşturmanın sonunda hakkımda müsbet bir karar çıkacağını düşünmüyorum. En iyisi onlar beni meslekten ihraç etmeden ben kendim istifamı vereyim. Sen bayağı kararlısın. Evet. En iyisi bu, inan bana. Hakimliği kendi rızamla bırakırsam avukatlık yapmak için bir şansım olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Gazeteleri gördünüz mü? Yok, henüz vakit bulamadım. Hayırdır? Mühim bir havadis mi var? Turgut'un kalemi kırılmış. İnanılır gibi değil. Baksanıza, sürmançetten haber olmuş. Duruşması vardı değil mi? Tamamen unutmuşum. Ne feci Allah'ım. Daha düne kadar evimize gelip kahvemizi içiyordu. Şimdi düştüğü hale bakın. Yazık etti kendine. Kalemi kırıldığına göre demek ki suçlu. Adalet yerini buldu. Hani bu tarafından bakmak lazım hadiseye. Bu dünyada herkes cezasını çekiyor. Ahirete kalmıyor. Yapma Feride. Yapma. Bak bu fevrilikle alınacak bir karar değil. Bilakis üstünde uzun uzun düşündüm Suna. Asıl mesleğimden men edilirsem ben bunun altından kalkamam. Bütün bu adaletsizliğin içinde bu haksızlığa boyun eğmek yerine kendim karar vermeliyim. Belki yanılıyorsun. Belki ihraç edilmeyeceksin. Bak hatta neticeyi öğrenmeye çalışabilirim ben. Yardım etmeye çalışmanı anlıyorum Suna. Ama artık takatim kalmadı. Hele Melih'ten sonra
kolum kanadım kırıldı. Niye diyorum? Neden ki bu mücadele? Ne manası var ki artık hayatım? Keşke Melih'im hayatta olsaydı. Keşke bu acılar yaşanmasaydı. Bana deselerdi ki şimdi, bu adliyenin kapısından içeri giremeyeceksin. Ama Melih hayatta olacak. Umurumda olmazdı, anlıyor musun? Anlamıyorum Feride. Anlayamıyorum. Feride gel bir otur, bir şey anlatacağım sana. Feride, keşke rahmetli kardeşin de sana bu kadar değer verseydi. O zaman belki bunları yaşıyor olmazsın. Sen ne diyorsun Suna? Meslek hayatınızın bu noktaya gelmesi Melih Bey'in yaptıkları yüzünden maalesef. Zira Yargıtay hakimine bizzat gelerek Mahir ile ilişkiniz olduğunu Melih Bey söyledi. Ne dediğinin farkında mısın? Ha? O benim kardeşimdi. Nasıl bir iftira? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben senden böyle bir şey duymamış olayım. Bak Feride, her şeyi anlatmama. Feride izin ver. Ne oldu, konuşabilir miyim? Çok enteresan Mahir. Savcı arkadaşımla görüştüm. Ne dedi? Ona bile yasaklamışlar Turgut'la konuşmayı. Savcıya düşün. Adamı sanki karantinaya almışlar. Bırak Turgut'la konuşmayı, onun olduğu kata inmek bile yasak herkese. Vallahi ben böyle bir şey ne duydum ne işittim. Ben tahmin ettim abi. Turgut'u gözden çıkardılar. Belli ki kendini koruyanlar kimse, bu sefer feci bastı kuyruklarına. Kesin açacaklar. Haklısın. Öyle görünüyor. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yalvarırım. Bana su verin.